Şöyle arada karıştırın, suyu da gelsin. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, kışa hazırlık amacıyla kırmızı biberle közleyerek çok lezzetli bir ortaya böyle meze hazırlayacağız. İnanın çok güzel oluyor. Özellikle böyle misafirleriniz falan geldiğinde normal bir salata yaptığınızda yanına bir de bu salatayı çıkartabilirsiniz. İnanın müthiş oluyor. Biberleri öncesinde közleyeceğiz, kabuklarını soyup doğrayacağız. Daha sonraki işlem çok kolay zaten. Maydanoz, sarımsak, sirke, zeytinyağı, tuz ilave edip kavanozlayacağız ve kavanozları kaynatacağız. Hemen daha fazla bekletmeden sizleri yapımına geçeyim. Şöyle bir tepsinin içerisine sırasıyla biberlerimi diziyorum. İki tepsi falan olacak neredeyse arkadaşlar. Üst üste gelmiyor. Yan yana dizebilirsiniz. Şöyle 2-3 tepsi olacak. Ben şimdi bunların hepsini 220 dereceye yüksek ayarı alacağım. Güzelce közleyeceğim. Şu anda tam 5 kilo kadar kırmızı biber kullanıyorum. Arzu ettiğiniz gibi arttırıp çoğaltabilirsiniz. Verdiğim ölçüler 5 kilo kırmızı biber için. Böyle büyük büyük ve biraz etli seçerseniz hem soyması hem de biberiniz bol bol çıkacaktır. Şimdi bunları 220 derecelik fırına bu şekilde götüreyim. Güzelce yumuşayıp közlensin. Biberleri haşladım arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Şöyle bir tepsinin içerisine alacağım. İsterseniz poşete de geçirebilirsiniz. Gayet güzel. Şöyle dokunduğunuzda yumuşadıysa tamamdır. Şöyle alayım, sapları kopuyor çünkü. Hemen hemen bir yarım saatte iki tepsi aynı anda pişirdim. Tepsimi de alayım. Bunu da aynı şekilde. Son bir tepsim kaldı. O da haşlansın, o da pişsin. O pişene kadar en azından şunları kapatayım poşette ki hemen hızlı hızlı soyabilmek için muhakkak sizler de o şekilde yapın. Çok aşırı da pişirirseniz çok dağılıyor. Böyle çok aşırı yumuşatıyor. O yüzden bu kıvam gayet iyi. Zaten dokunduğumu anlıyorsunuz piştiğini. Böyle kömür bir poşeti geçireyim. Ve kaldırayım bu şekilde. Bir yarım saat kadar, 20 dakika beklesin. Çok aşırı da soğutmayın. Soymakta zorlanırsınız. Patlıcan falan da yaparken bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu poşetin sayesinde buhardan dolayı kabuğu çok rahat soyuluyor. Kırmızı biberlerin bir kısmını şöyle kabuklarını soydum. Şimdi sizlerle de kalanını yapacağım. Bir tepsi şöyle alıyorum. Bu şekilde tuttuğunuzda zaten çok rahat bir şekilde soyuluyor. Hemen böyle sıcak sıcak soymaya özen gösterin lütfen. Benim biraz bekledi bile. Birazcık böyle hafiften kabuklar kalabilir. Çok sıkıntı yapmayın. Benim de çok hafif de olsa kaldı birazcık. Şu kısmı alıyorum. Şöyle içini açıp şu şekilde elimle şunları ittiriyorum. Ve kenara alıyorum. Şöyle tutun. Bakın çok rahat bir şekilde soyuluyor. Şöyle iç kısmını açın. Elinizle ittirin. Bir tepsiye önüme alıyorum. Çok aşırı küçültmeden biraz ileri doğruyorum. Şöyle
şöyle hepsinin içerisine alıyorum. Bunu yıllardır yapıyorum arkadaşlar ama hiç videosunu çekmemiştim. Çok da isteyince hemen çekmek istedim. Yıllardır yapıyorum, inanın müthiş oluyor. Böyle misafirlerim gelince hemen ortaya çıkartıyorum kabını, bakıyorum. Yiyenler de çok beğeniyor. Bir kase yani iki baş sarımsağı da temizledim arkadaşlar. Şu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Elinizle geldiğince küçük doğrayayım. Ama böyle çok aşırı da değil. Şöyle biraz hafif olması yeterli. Sarımsakları küçük küçük doğradıktan sonra şöyle, siz de keskin bir pide aynı işlemi yapabilirsiniz. Biraz daha küçültücüm. Çok irili kalmasın. Yeterli bu kadar. Şimdi bunun içerisine ilave ediyorum. Demet maydanozu da küçük küçük doğrayacağım. Şimdi biraz daha küçükçe. Bunu da içine katıyorum. Artık doğrayacak malzemem kalmadı bu kadar. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bu 5 kiloluk kapya biber için arkadaşlar ölçüler. Arttırmak isterseniz ona göre ölçülerinizi arttırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar da kaya tuzu. 1 su bardağı şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Belki zeytinyağı biraz daha katabilirim. Yarım su bardağından biraz fazla üzüm sirkesi. Arzu ederseniz elma sirkesi de katabilirsiniz. Şöyle yarım limonu sıkıyorum. Gene tuzu böyle damak tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Size çok tuzlu gelebilir. Kaya tuzunun çeşidi de değişebilir. O yüzden muhakkak sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Şimdi tüm malzemeleri şöyle güzelce karıştırayım. Karıştırın. Karıştırırken de kaya tuzu içerisinde biraz erisin. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Hemen hemen bir 5 dakikadır şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Hem de tuz bir tarafta neresin? Kesinlikle bir yemek kaşığını koyun. Tadına bakın, ona göre ilave edin arkadaşlar. Ben 2 koydum ama benim tuzum çok aşırı böyle tuzlu olmuyor, kaya tuzum, ama kimisi çok keskin oluyor. O yüzden lütfen dikkatli ekleyin tuzunuzu. Ama şeker gayet iyi. Bence yağı da gayet iyi. Artık kavanozlara doldurabilirim. Şöyle 330 milimlik kavanozları koyacağım. İsterseniz yarım kiloluklara da koyabilirsiniz. Şöyle bir aparatla suyundan da alacak şekilde dolduruyorum. Bu aparatların sayesinde kenarları kirlenmiyor arkadaşlar. Rahatlıkla da doldurabiliyorsunuz. Ama kenarlarına değerse silin muhakkak. Çünkü kapağınız çok sık olmaz, hava alır.
Şöyle arada karıştırın, suyu da gelsin. Kavanozların kapağını kapatmadan şöyle sizlere de servis tabağına koyayım, göstereyim. Çok lezzetli olmuş. Tuzu falan kıvamı harika arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Son tepside kalanı da bu şekilde servis etmek istedim. Bunu da artık kavanozlamayacağım. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Doğanın güzelliği, yeşil, kırmızı, beyazın bir araya gelmesi. Hafif böyle sulu, müthiş oldu. İnanın ki muhakkak deneyin arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle kıvamını sizlere göstereyim ne kadar güzel olduğunu. Ondan sonra kavanozları kapaklayacağım. Güzelce sıkacağım. Sonra bir taşım kaynatacağım ve alacağım. İnanın müthiş güzel olmuş. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Hemen kapakları da kapatayım. Böyle salataların akşamları böyle yemeğe falan misafiriniz geldiğinde sofranıza bu şekilde renkte katabilirsiniz. 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Kavanozunuzu dolaptan çıkardıktan sonra da en fazla 20 gün içerisinde muhakkak tüketin arkadaşlar. Yoksa bozulacaktır. O yüzden de böyle küçük küçük kavanozlar her zaman daha iyi oluyor. Şimdi artık şunu şuradan alayım. Şöyle kenarlarına falan değdiyse muhakkak silin. Şu şekilde bir kere tık, sonra sıkı bir şekilde kapatın. Daha sonra kaynattıktan sonra tekrardan sıkacağız zaten. Şöyle genişçe bir tencereye suyu koydum. Yarısından biraz daha az. Fokur fokur kaynar durumdayken kavanozları koyup bir 5 dakika kadar bu şekilde kaynatacağım. Şu anda yaptığımız bir vakumlama işlemi arkadaşlar. Şimdi bir 5 dakika, şöyle 5-7 dakika arası yüksek ayarda bu şekilde kaynasın. Sonra hemen sıcağıyla ağzını sıkıca kapatacağız. 7 dakika boyunca kaynattım arkadaşlar. Şimdi buradan alırken çok dikkat edin. Çok kaynar. Çünkü ellerinizi yakmayın. İçinden çıkardıktan sonra böyle bir sanki açık gibi gelebilir. Ağzını çok sıkı bir şekilde tekrar kapatıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kaynarken hava aldığı için muhakkak bir tıs sesi falan duyabilirsiniz. Sıkıca kapatıp tekrar ters çeviriyorum. Oldukça sıcak. Duyduğunuz gibi şöyle bir ses geliyor. Bu normal kaynadığı için oluyor böyle. Şimdi tekrardan şöyle sıkıca kapatıyorum. Tekrar çeviriyorum. Çok iyi kapatmanız lazım bu esnada. Çıkarttıktan sonra böyle bir tıs sesi gelebilir arkadaşlar. Bu normal, iyice tekrar sıkın. Şimdi ters çevirin. 24 saat boyunca bu şekilde serin bir yerde üzeri kapalı bekletin. Daha sonrasında alın. Şöyle kapağınızda bir şişme ya da bir kişi kapakta bir değişiklik görürseniz lütfen kullanmayın onu. Yani saklamayın. Hemen tüketin. Ama böyle dümdüz üst kısmı herhangi bir sıkıntı yoksa serin bir yerde 6 ay 1 seneye kadar saklayabilirsiniz. Açtıktan sonra da dolabınızda 15 gün, 20 gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ederim. Artık videomu bitireyim. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.